Herkese selamlar, ben Murat Akgün. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomda sizler için teknoloji dünyasının en büyük iki devinin rekabetinden bahsedeceğiz. Hazırsak başlayalım. Intel ve AMD'nin hikayesi neredeyse modern bilgisayar tarihinin kendisi kadar eski. 1968 yılında Intel kuruldu ve kısa sürede işlemci dünyasına liderlik etmeye başladı. 1969'da ise AMD sahneye çıktı. İlginç olan şu ki AMD'nin ilk yıllarında ürettiği bazı işlemciler aslında Intel'in teknolojilerinin birer kopyasıydı. Bu durum onların aralarındaki rekabetin temelini oluşturdu. AMD ilk yıllarında Intel'in yedek parça üreticisi gibiydi. Hatta Intel'e tedarik sağlıyordu. Ancak 1990'lı yıllara geldiğimizde AMD, biz de bu sahnede lider olabiliriz diyerek büyük bir dönüşüm başlattı. Intel 80'lerde 8086 mimarisi ile büyük bir sıçrama yaptı. Bugün kullandığımız x86 mimarisi de buradan geliyor. Bu dönemde IBM ile yapılan anlaşmalar sayesinde Intel, masaüstü bilgisayar dünyasının firavunu haline geldi. AMD'nin de Intel'in liderliğine meydan okumak için K5 ve K6 işlemcilerini piyasaya sürdü. Ancak asıl patlama 99 yılında AMD'nin Athlon serisini kanıtlasıyla oldu. Athlon, Intel'in Pentium işlemcilerine karşı büyük bir başarı kazandı ve bu iki şirketin savaşı iyice kızışmış oldu. 2000'lerin başında AMD, dünyada 1 GHz hızında çalışan ilk işlemciye tanıştı. Bu Intel için adeta bir tokat gibiydi. Ancak Intel kısa sürede Pentium 4 ile cevap verdi. İşte bu dönemde hız yarışı iyice kızışmış oldu. 2006 yılı Intel için dönüm noktasıydı. Core Duo işlemcileriyle Intel enerji verimliliği ve performans açısından AMD'yi geride bırakmayı başardı. Bu AMD için zor bir dönem oldu ama özellikle Phenom serisi Intel'in Core işlemcileri karşısında oldukça zayıf kaldı. 2017 yılına geldiğimizde ise AMD Ryzen serisini piyasaya sürdü. Bu teknoloji dünyasında ciddi bir devrimdi. Ryzen işlemciler daha fazla çekirdek sunarak fiyat performans oranında Intel'i ciddi bir şekilde zorladı. Örneğin Ryzen 5 1600 işlemcisi hem oyun hem de çoklu iş yüklerinde Intel'i bayağı bir geride bırakabiliyordu. Intel'e baktığınız zaman yüksek saat hızlarıyla düşük gecikme sunan işlemcilere sahipken AMD daha fazla çekirdek ve daha iyi çoklu işlem performansı sağlayan işlemcilerini piyasaya sürdü. Siz bir oyun seversiniz ve daha yüksek FPS istiyorsanız Intel'i tercih edebilirsiniz ama bir içerik üreticiyseniz AMD'nin sunduğu çekirdek avantajı size daha uygun olacaktır. Günümüzde AMD ve Intel arasındaki rekabet masaüstü işlemcilerde en net şekilde görülüyor. AMD'nin Ryzen 7000 serisi 3D VHH teknolojisiyle oyun performansında devrim yaratırken Intel'in 13. nesil Raptor Lake işlemcileri hibrit çekirdek mimarisiyle başka bir boyut sunuyor. Örnek karşılaştırma yapalım dediğimizde ise Ryzen 7 7800X3D işlemcisiyle Intel'in Core i7 13700K işlemcisini karşılaştırdığımızda ise FPS farkı oyununa göre değişirken her iki marka da üst düzey performans sunuyor. Endüstri bilgisayarlarda da Intel yıllardır pazarın lideri ancak AMD Ryzen 6000 ve 7000 serisi EPU'larında bu alanda da ciddi bir oyuncu haline geldi. Özellikle RDNA3 entegre grafik birimleriyle oyun oynayabilen ince düşlü bilgisayarların önünü açtı. Intel, yapay zeka destekli işlemciler üzerine çalışırken AMD, Phoenix EPU'larıyla daha güçlü, daha verimli bir entegre grafik çözümleri geliştirmeye hedefliyor. Intel, Meteor Lake işlemcileriyle performansı bir adım öteye taşımayı hedefliyor. Ayrıca yapay zeka destekli çekirdekler ve hibrit mimari geleceğin önemli parçaları olacak. AMD ise Zen 5 mimarisi ile bir kez daha çıta yükseltmeyi planlıyor. Daha düşük güç tüketimi, daha fazla çekirdek ve daha güçlü entegre grafik birimleri AMD'nin gelecekteki hedefleri arasında.
Günümüz itibariyle AMD masaüstü pazarında önemli bir paya sahip. Ancak hala Intel genel işlemci pazarının lideri. AMD ve Intel'in rekabeti teknoloji dünyasının inovasyonu körükleyen en büyük güçlerden birisi. Bir tarafta stabilite ve güç mühendislik geleneğiyle Intel, diğer tarafta ise agresif fiyatlandırma ve yenilikçi teknolojilerle AMD. Peki siz hangi tarafı tercih ediyorsunuz? Ve evet, geldik bir videonun daha sonuna. Piyasanın en güçlü iki devinden bahsettik arkadaşlar. Intel ve AMD'nin kıyasıya rekabeti. Bu rekabet hakkında fikirlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.